Korkunç Sarımsak Bölüm 49. Zuncu Morg Sırları, Bir Hayaletin İntikamı. Bölüm 1. Fısıldayan Soğuk. Hastane sessizdi. Yalnızca gecenin derin saatlerinde dünyanın durup nefesini tuttuğu zamanlarda gelen türden bir sessizlik. Emily yıllardır gece vardiyasında çalışıyordu. Ama gece yarısından sonra hastanenin üzerine çöken sessizliğe bir türlü alışamamıştı. Bir zamanlar hareketli olan koridorlar artık sonsuz tüneller gibi uzanıyordu. Floresan ışıkları aralıklı olarak titriyordu. Hava doğal olmayan bir şekilde soğuktu. Sanki duvarlar yaşayanların sıcaklığını emiyormuş gibi. Emily, Kaos karşısında kararlı elleri ve sakin tavrıyla tanınan kıdemli bir hemşireydi. Ölümden payına düşeni görmüştü ama bundan hiç korkmamıştı. Ölüm işin bir parçasıydı, kabul etmeyi öğrendiği kaçınılmaz bir sonuçtu. Ama morgla ilgili bir şey onu rahatsız etti. Sadece soğuk değildi ama bu da onun bir parçasıydı. Ortamın bunaltıcı ağırlığı, ölülerin göründükleri kadar sessiz olmadığı hissi. Bu gece de farklı değildi. Emily'den sayısız kez gerçekleştirdiği rutin bir prosedür olan otopsiye yardımcı olması istenmişti. Morg loş bir şekilde aydınlatılmıştı. Steril, metalik yüzeyler sert ışıkların altında parlıyordu. Ceset, beyaz bir çarşafla örtülü olarak masanın üzerinde son muayeneyi bekliyordu. Hastanenin baş patologu doktor. Harris çoktan oradaydı ve aletlerini metodik bir hassasiyetle hazırlıyordu. Az konuşan bir adamdı, tavrı da içinde bulundukları oda kadar soğuk ve klinikti. Emily onun ölülere yaklaşımında her zaman mesafeli, neredeyse mekanik olduğunu düşünmüştü. Ama işinde iyiydi ve önemli olan da buydu. Hazır, diye sordu Doktor Harris, sesi sessizlikte hafifçe yankılanıyordu. Emily başını salladı ve bir çift lateks eldiven giydi. Hazır. Otopsiye başladıklarında prosedürün bildik rutini, rahatsızlığının bir kısmını hafifletmeye yardımcı oldu. Ancak odanın soğukluğu kemiklerine kadar işlemiş gibiydi ve izlendikleri hissinden kurtulamıyordu. Bu daha önce morgda yaşadığı bir duyguydu ama bu gece daha güçlü, daha elle tutulur bir duyguydu. Doktor Harris ilk kesiyi yaparken Emily odanın etrafına baktı, gözleri gölgelerin toplandığı uzak köşeye kaydı. Orada loş ışıkta zorlukla seçilebilen bir kadın duruyordu, Emily'nin daha önce hiç görmediği bir kadın. Uzun siyah saçları ve yüzündeki hüzünlü, özlem dolu ifadeyle çok güzeldi. 20. yüzyılın başlarından kalma siyah beyaz bir fotoğrafta görebileceğiniz türden eski moda bir elbise giyiyordu. Emily'nin kalbi tekledi. Hastanedeki tüm personeli tanıyordu ve bu kadın onlardan biri değildi. Ama yine de onda tanıdık bir şeyler vardı. Sanki onu daha önce, belki de rüyasında görmüş gibiydi. Kadın orada sessizce durmuş, sakin, neredeyse dingin bir tavırla onları izliyordu. Doktor Harris. Konuşurken Emily'nin sesi hafifçe titriyordu. Doktor Harris kaşlarını çatarak başını işinden kaldırdı. Nedir? Emily gördüklerini nasıl açıklayacağını bilemediği için tereddüt etti. Köşedeki kadını görüyor musun? Doktor Harris onun bakışlarını takip etti ama dönüp Emily'ye baktığında yüzünde kafa karışıklığı vardı. Orada kimse yok. Emily köşeye döndü ama kadın sanki oraya hiç gitmemiş gibi gitmişti. Omurgasından aşağı bir ürperti indi ve kadının görüntüsü aklında kalmasına rağmen kendisini elindeki göreve odaklanmaya zorladı. Otopsinin geri kalanı olaysız geçti ama Emily, üzerine çöken huzursuzluk hissinden kurtulamıyordu. İşlem nihayet tamamlandığında, bunaltıcı soğuktan ve köşedeki kadının anısından kaçmak için aceleyle morgdan çıktı. Bölüm 2, Salondaki Gölge. Sonraki geceler olaysız geçti ve Emily morgda gördüklerinin sadece bir ışık oyunu ya da yorgunluğunun bir ürünü olduğuna kendini ikna etmeye başladı. Ama içten içe bunun bundan daha fazlası olduğunu biliyordu. Hastane eskiydi ve birçok eski yer gibi hayalet hikayelerinden nasibini alıyordu. Emily bunları yıllardır duymuştu. Huzursuz ruhlar, açıklanamayan olaylar ve ara sıra görülen, ortaya çıktıkları anda ortadan kaybolan figürlerle ilgili hikayeler. Ama Emily akılcı bir insandı. Hayaletlere ya da doğaüstü olaylara inanmayan biriydi. Bu tür hikayeleri her zaman meslektaşlarının aşırı aktif hayal gücüne bağlamıştı. Ancak morgdaki kadının hatırası aklından çıkmıyordu ve kendini sürekli bunu düşünürken buldu. Bir gece hastanenin ıssız koridorlarında dolaşırken ateşinde ani bir düşüş hissetti. Etrafındaki hava soğudu ve ışıklar kısa süreliğine titreşti. Olduğu yerde durdu, kalbi göğsünde çarpıyordu. Bu duyguyu biliyordu,
Morg'da hissettiği aynı bunaltıcı soğuktu. Orada durup hızla çarpan kalbini sakinleştirmeye çalışırken, arkasında yumuşak ayak sesleri duydu. Yavaş ve kasıtlıydılar, dünya kadar vakti olan birine ait olan türden ayak sesleri. Emily yavaşça döndü, nefesi boğazında kalıyordu. Koridorun sonunda morgdaki kadın vardı. Artık daha yakındı, yüz hatları daha belirgindi. Koyu saçları omuzlarına dökülüyordu ve gözleri, o hüzünlü, kederli gözler, sanki Emily'nin ruhunu delip geçiyordu. Kadın gülümsedi, hafif, melankolik bir gülümseme Emily'nin tüylerini ürpertti. Emily koşmak, çığlık atmak, üzerine düşen büyüyü bozmak için her şeyi yapmak istiyordu. Ama hareket edemiyordu. Olduğu yere çivilenmişti, gözleri önünde duran kadına kilitlenmişti. Kadın sanki Emily'ye yaklaşmasını işaret etmek istermiş gibi elini kaldırdı ama Emily tepki veremeden kadın döndü ve koridorda yürümeye başladı. Sanki zaman yavaşlamış gibiydi, kadının attığı her adım sessizlikte yankılanıyordu. Emily trans halinde kadının koridorun sonuna gelip köşeyi dönüp gözden kaybolmasını izledi. Büyü bozulunca Emily sonunda hareket edecek gücü buldu. Adımları gürültülü ve çılgınca köşeye doğru koştu ama oraya ulaştığında ilerideki koridorun boş olduğunu gördü. Kadından hiçbir iz yoktu, orada birinin olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Emily orada durdu, nefesi kısa aralıklarla çıkıyordu, aklı hızla çalışıyordu. Onu tekrar görmüştü ve bu sefer inkar edilemezdi. Kadın gerçekti ya da en azından bir zamanlar öyleydi. Bölüm 3, Unutulan Cenazeci. Cevap bulmaya kararlı olan Emily, hastanenin geçmişini araştırmaya başladı. Günlerini eski kayıtları inceleyerek, gördüğü kadından bahsedecek bir şey arayarak geçiriyordu. Hastane bir asırdan fazla süredir faaliyet gösteriyordu ve tarihi hem zafer hem de trajedi hikayeleriyle doluydu. Ancak Emily daha derine indikçe hastanenin geçmişinin daha karanlık bir yanını ortaya çıkarmaya başladı. Yanlış tedavi, yolsuzluk ve onlarca yıllık sessizliğin altına gömülmüş örtbaslarla dolu bir tarih. Kadının Eleanor Hartley adında bir cenaze kaldırıcısı olduğunu keşfetti. 1920'lerde, dünyanın hala Büyük Savaş'ın ve İspanyol gribi salgınının ardından sersemlediği bir dönemde hastanede çalışmıştı. Eleanor güzelliği, nezaketi ve işine olan bağlılığıyla tanınıyordu. Ama aynı zamanda onun ölümüne yol açan merakıyla da tanınıyordu. Kayıtlara göre Eleanor, hastanedeki yanlış tedavi kanıtlarını ortaya çıkarmıştı. Doktorlardan bazılarının hastalar üzerinde izinsiz deneyler yapmak, ölüm belgelerinde sahtecilik yapmak ve hatta vücut parçalarını kara borsada satmak gibi yasa dışı faaliyetlere karıştığını keşfetmişti. Eleanor bulduğu şey karşısında dehşete düşmüş ve gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Ancak hastane yönetimi güçlüydü ve onu susturmuştu. Resmi kayıtlar Eleanor'un trajik bir kazada öldüğünü belirtiyordu ama Emily daha iyisini biliyordu. Eleanor öldürülmüştü ve suçluyu korumak için ölümü gizlenmişti. Emily gerçeği öğrendiğinde derin bir adaletsizlik duygusu hissetti. Eleanor doğru olanı yapmaya çalışırken ölmüştü ve ruhu o zamandan beri hastanede sıkışıp kalmıştı. Hikayesi anlatılana kadar dinlenemiyordu. Bölüm 4, Hayaletin Uyarısı. Emily hastanenin karanlık sırlarını açığa çıkarmaya devam ettikçe Eleanor'un hayaletinin daha aktif hale geldiğini fark etti. Bir zamanların hüzünlü hayaleti artık neredeyse çaresiz görünüyordu. Daha sık ve daha büyük bir yoğunlukla ortaya çıkıyordu. Emily'nin arabasının dikiz aynasında, bir pencerenin yansımasında ya da gecenin köründe Emily'nin yatağının ayak ucunda dururken beliriyordu. Eleanor'un bir zamanlar güzel olan yüzü de değişmeye başladı. Emily açığa çıktıkça, Eleanor'un görünüşü daha tuhaf ve çürümüş hale geldi. Sanki gerçek onun varlığının dokusunu çözüyormuş gibi. Bir zamanlar kederli olan gözleri şimdi şiddetli bir kararlılıkla yanıyordu ve bir zamanlar nazik olan gülümsemesi, öfke ve acıdan oluşan bir yüz buruşturmasına dönüştü. Emily, Eleanor'un onu uyarmaya, gerçeği yönlendirmeye çalıştığını biliyordu. Ama ne kadar çok şeyi açığa çıkarırsa soruşturması da o kadar tehlikeli hale geldi. Etrafında tuhaf şeyler olmaya başladı, kilitlediğini bildiği kapılar açık bulundu, özenle dosyaladığı belgeler kayboldu ve soruşturmasını durdurmasını söyleyen isimsiz tehditler almaya başladı. Hastanedeki soğuk noktalar daha da yoğunlaştı ve ışıklar daha sık titreşmeye başladı. Emily sürekli olarak sadece Eleanor tarafından değil aynı zamanda daha karanlık, gerçeğin ortaya çıkmasını istemeyen kötü niyetli bir şey tarafından izlendiğini hissediyordu. Bölüm 5, Son Vahiy.
Tehditlerden ve artan tehlike hissinden yılmayan Emily yoluna devam etti. Eleanor'a adaleti getirmeye ve hastanede yıllar önce meydana gelen yolsuzluğu açığa çıkarmaya kararlıydı. Araştırması onu hastanenin unutulmuş bir bölümüne, 10 yıllardır kapalı tutulan bir bölüme götürdü. Emily, arşivlerde bulduğu eski bir planın yardımıyla terk edilmiş kanadın girişini bulmayı başardı. Kapı eski ve paslıydı, boyası soyulup altındaki çürüyen ahşabın ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Emily derin bir nefes alarak kapıyı açtı ve içeri girdi. Hava tozla kaplıydı ve el fenerinin loş ışığı karanlığı zar zor delip geçiyordu. Dar koridorda ilerlerken döşeme tahtaları ayaklarının altında uğursuz bir şekilde gıcırdıyordu. Koridorun sonunda kapısı hafif aralık olan küçük bir oda buldu. İçeride bir dolu belge keşfetti. Eski tıbbi kayıtlar, ölüm belgeleri ve fotoğraflar. Kağıtları incelerken kalbi hızla çarpıyordu. Bu onun aradığı kanıttı, hastanenin karanlık tarihinin kanıtıydı. Ancak belgeleri incelerken korkunç bir keşifte bulundu. Ölüm belgelerinden biri Eleanor Hartley'e aitti ama ölüm nedeni bilinmiyor olarak listelenmişti. Sertifikaya iliştirilen fotoğraf, Eleanor'un morgdaki bir levhanın üzerinde yattığını, yüzü acıdan buruşmuş, gözleri dehşetle açılmış halde gösteriyordu. Aniden odadaki sıcaklık donma noktasına düştü ve Emily ensesinde soğuk bir nefes hissetti. Yavaşça döndü, kalbi göğsünde çarpıyordu ve orada, kapı eşiğinde Eleanor duruyordu. Ancak bu sefer Eleanor'un görünüşü farklıydı. Bir zamanlar güzel olan yüzü artık tuhaf bir çürüme maskesine dönüşmüştü, gözleri başka bir dünyaya ait bir ateşle yanıyordu. Artık Emily'nin ilk gördüğü o üzgün, hüzünlü figür değildi. O başka bir şeydi, intikamcı bir şeydi. "Git," Eleanor'un sesi acı ve öfkeyle dolu sert bir fısıltıydı. "Burayı terk edin yoksa benim çektiğim acıyı çekersiniz." Emily kaçmak istiyordu ama artık gidemeyeceğini biliyordu. Çok ileri gitmişti ve gerçeğe çok yakındı. Yerinde durdu, konuşurken sesi titriyordu. "Yapamam Eleanor. Sana olanları açıklamalıyım. Bunu düzeltmeliyim." Eleanor'un gözleri bir anlığına yumuşadı, içlerindeki ateş söndü. "Onlarla savaşamazsınız. Onlar çok güçlüler. Sizi yok edecekler." Emily kararlı bir tavırla başını salladı. "Umurumda değil. Bu yaptıklarının yanına kalmasına izin vermeyeceğim." Eleanor'un hayaletimsi formu titreşti, ifadesi öfke ve üzüntü karışımıydı. "O halde dikkatli olmalısın. Burada anlayamadığın güçler iş başında. Devam edersen, hayal edebileceğinden çok daha büyük tehlikelerle karşılaşacaksın." Bununla birlikte Eleanor'un formu solmaya başladı, sesi de zayıfladı. "Unutma, yalnız değilsin. Seni kollayacağım." Sonra Emily'yi soğuk ve karanlık odada yalnız bırakarak gitti. Bölüm 6, Yüzleşme. Emily, topladığı kanıtlarla hastane yönetimiyle yüzleşmesi gerektiğini biliyordu. Karşılaştığı insanların güçlü ve acımasız olduğunu bildiği için dehşete düşmüştü. Ama artık geri adım atamayacağını da biliyordu. Bunu sadece Eleanor için değil, hastanenin karanlık geçmişinin tüm kurbanları için de halletmesi gerekiyordu. Emily hastanenin yönetim kuruluyla bir toplantı ayarlayarak ortaya çıkardığı kanıtları sundu. Gerçekleşen yolsuzluk ve yolsuzlukları detaylandıran belgeleri hazırlarken, yönetim kurulu üyelerinin yüzlerinin solgunlaşmasını izledi. Elbette inkar etmeye çalıştılar ama deliller fazlasıyla kahrediciydi. Emily onları köşeye sıkıştırmıştı ve onlar da bunu biliyorlardı. Gerçeğin kamuoyuna açıklanmasını, Eleanor'un adının temize çıkarılmasını ve hastanenin eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesini talep etti. Ama konuşurken omurgasından aşağıya doğru soğuk bir ürperti hissetti. Savaşın henüz bitmediğini biliyordu. Yönetim kurulu üyeleri gerçeği kabul etmek zorunda kalabilirdi ama sırlarını gömülü tutmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek başkaları da, perde arkasında karanlık figürler, vardı. Toplantıdan ayrılırken Emily bir zafer duygusu hissetti. Ancak mücadelenin bitmediğini bilmek bu duyguyu hafifletti. Yolsuzluğu açığa çıkarmıştı ama karşı karşıya olduğu güçlerin güçlü ve tehlikeli olduğunu biliyordu. O gece bitkin ama uyuyamayan bir halde yatakta yatarken odada bir varlık hissetti. Gözlerini açtığında Eleanor'un yatağın ayakucunda durduğunu gördü. Ama bu sefer hayalet huzurlu görünüyordu, yüzü artık acı ve öfkeyle çarpılmıyordu. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı Eleanor, sesi yumuşak ve minnettarlıkla doluydu. "Umduğumdan fazlasını yaptın." Emily gülümsedi, gözlerinde yaşlar vardı. "Artık dinlenebilirsin Eleanor. Hikayen anlatıldı." Eleanor başını salladı, formu solmaya başlamıştı.
Dikkatli ol Emily. Gölgeler hala devam ediyor. Ve böylece Emily'yi karanlıkta yalnız bırakarak gitti. Son söz, kalan gölgeler. Takip eden haftalarda hastanenin karanlık geçmişinin gerçeği ortaya çıkınca hastane bir skandala sürüklendi. Hikaye manşetlere taşındı ve yönetim istifaya zorlandı. Hastanede kapsamlı bir soruşturma yapıldı ve suçluların çoğu adalet önüne çıkarıldı. Ancak Emily gölgelerin tamamen ortadan kalkmadığını biliyordu. Hastane hala orada acı çekenlerin huzursuz ruhlarının musallat olduğu karanlık bir yerdi. Eleanor'un hayaleti huzur bulmuş olabilirdi ama hikayeleri henüz anlatılmamış başkaları da pek çok başkaları vardı. Emily, gölgelere ışık tutmaya, saklandığı her yerde gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı bir şekilde hastanede çalışmaya devam etti. Ancak savaşın henüz bitmediğini biliyordu. Özellikle morg bir terör mekanı olarak kaldı. Soğuk ve baskıcı atmosferi, duvarları içinde yaşanan dehşeti sürekli hatırlatıyordu. Ve bazen, gecenin geç saatlerinde, hastane sessizleştiğinde ve dünya durmuş gibi göründüğünde, Emily morgun köşesinde bir figürün gözüne ilişiyordu. Uzun siyah saçlı, hüzünlü, özlem dolu gözlerle onu izleyen bir figür. Çalıştı. Morgun gölgesi tamamen ortadan kaldırılmamıştı ve Emily, açığa çıkarılacak sırlar olduğu sürece asla gerçek anlamda yalnız kalmayacağını biliyordu. Son. Podcast'imize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hayaletler, efsanevi yaratıklar ve şehir efsaneleriyle ilgili araştırmamızı beğendiyseniz lütfen bunu arkadaşlarınızla paylaşın. Daha heyecanlı bölümler için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar sevgili dinleyicilerim.